Dostlar selamlar, FM serimizin 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde de abone ol butonumuz sizler için açık, katıl butonumuz zaten aktif. Birbirinden güzel maceralara 5. bölümde de sizlerle beraber yelken açacağız. Yine Süper Lig'in dibine vuracağımız bir fikstür var. Ocak ayına giriyoruz, transferlerimiz gelecek. Gidenler tabii ki olacak, Novak ve diğer sürpriz isimlerle bence devam edecektir. Oyuncu istatistiklerinde sizin de bildiğiniz gibi Samat'ta en çok golü atan oyuncumuz. Onun asist oyuncusu Caner de diğer istatistiklere damga vurmuş durumda. Bir tek en yüksek pas isabetinde Gustavo kuralları var. Onun dışında 6 puanla önde götürüyoruz ligi. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor diyelim. De hadi fazla sizleri de bekletmeden başlayalım bölümü. Sağlık için Wagnoman'a bir gözlemci raporu göndermek istiyorum. Wagnoman hem sağı hem solu çok iyi oynayabilen bir bek. Fark da yaratır. Hamburg'dan malum yakınen tanıyorum çocuğu. O yüzden biraz da kendi gözlem ağımız oldu ama ona bir rapor göndermek istiyorum. Ya size klasik her FM kariyerlerinde görebileceğiniz wonderkitlerden ziyade böyle biraz daha kendi gözlemim olan benim de farklı oyunculardan potpourri'ler sunmak istiyorum kadrolarda. O yüzden ya, klasiğe çok kaçmayacağım. Kendi yıldızlarımızı yaratmayı FM20'de de seviyorduk. 21'de de devam edeceğiz. İstiyorum. Onun maaşını karşılayamayabilirim ama satılık listesinde. O da iki bekin de alternatifi olabilecek durumda. Antalya maçı pas haritası da gelmiş. Ortalama hareket bölgeleri de gelmiş. Yine 3. bölgede ısı haritasında nasıl konuşlandığımızı görebilirsiniz. Şurada bence maçı döndüren işleri yapıyoruz. Valencia tabii ki mükemmel oynadı. Harun'u yolluyoruz Benevento'ya. Ondan da son dakika bir 500 bin kopardık. İyi oldu bence bizim açımızdan. Zaten forma şansı da bulamıyordu. Yolu açık olsun onun da. Serdar Ezzi'yi yine övelim. Antrenmanlarda fark yarattığı için. En kötüde kimse olmaması da bizi mutlu ediyor şu an. Konyaspor uzun top sistemi. Klasik. Tahmin ettiğimiz gibi oynuyorlar. Yine teknik oyuncuların fazlalığı fark yaratacak. Hücumda savunmada ekstraları yok. Kaza yaşamamak lazım. Deplasmana gidiyoruz çünkü. Kapanacak bir takım deplasmanına gidiyoruz bence. Olabildiği kadar hücumda yaratıcı oyuncularla maç almaya çalışacağız bakalım. Sevdiğim oyunculardan biri Macar Ligi'nden Loic Nego. Gözlem raporu yollamıştım. Bitirmişler. Potansiyel yeteneği, mevcut yeteneği gördüğünüz gibi 4 yıldız. Ve maliyet bakımından ya hiçbir şey değil benim için. Loic Nego'ya gidebilirim. Sadece ofansif sağ bek değil. Ofansif kanat da oynayabilen bir oyuncu. Yani Caner'in size dediğim gibi sağ taraf versiyonunu arıyordum ya. Loic Nego öyle bir tip. Raporu beni düşündürüyordu. Rapor da gayet temiz geldi. Profesyonel oyuncu olması, istikrarlı oyuncu olması, önemli maçlarda oynamayı sevmesi beni mutlu ediyor. Ya kafa vuruşlarına zaafı olsun sorun değil. Ben Nego'ya gidebilirim. Zaten sezon sonu sözleşmesi de bitiyor Nego'nun. Bence zaten Aralık itibariyle direkt kadromuza katabileceğimiz bir isim Nego. Takip listesine de ekleyelim. Sezon sonu Nego'yu getiririz. Sisse 3 teklif var. Yani 3'ü de zaten 0 olarak verilmiş. Yani niye satmak isteyeyim ki Sisse'yi şu an? Eğer forvet alacak olsam muhtemelen teklifleri önerdiğimde de Sisse takım bulur kendine. Deniz Türüç gol atmış kiralıkken. Flamingo Rojo'ya teklif yapmış. Rojo iyi bir stoper. Ama yıllık maaşına ne kadar isterler, ne kadarını karşılayabiliriz ondan emin değilim. Temsilcisiyle bir detayları görüşelim. Yıllık 3.93 maaş istiyormuş. Biz onu veremeyiz Rojo'ya. Biz Konya maçına gidelim. Konya maçında Ömer Faruk Beyaz forvasını geri alsın 10 numarada. Sosa'yı yedeğe çekeceğim. Gustavo ve Ozan arasındaki uyum gelmiş güzel. Bakıyorum. Nova yedekleri istemiyorum. Onun yerine Wilshere girsin. Wilshere Valencia'nın yerine oynatacağım. Forvet'e Samatta'yı teke atacağım. Perotti'yi kanada alacağım. Perotti'yi koyalım. Thiam'ı belki ikinci yarı oyuna dahil ederim. Sisse'nin yerine Thiam'ı koyayım. Çünkü Thiam'ın da düzgün forma şansı bulamadı sakatlık sonrası. O yüzden bence bu şekilde gidebiliriz. Evet. Perotti'ci Esra yine Perotti övüyor. Yavuz Wilshere sallamış. Mirembe Mubaga.
Samat Dalı'nın hayranlarından Tanzanya'ya selamlar olsun. Mirembe son zamanlardaki taktikle iyi oynadığımızı düşünüyormuş. Süreyya Kameta da Mirembe'nin kankası da taktiğimiz şu an için iyi gözüküyor. Eyvallah. Tanzanyalı izleyicilerimiz de bizim desteğini arkamızda hissediyoruz. Maçın favorisi biziz diyorum. Fark yaratın diyorum. Samat Dalı'ya da artık inancım tam diyeyim. Adamın özel tribünü var resmen. Tünele gidelim. Eduk, arkasında Mia. Yine 4-4. 4 savunma önünde sıkıntılı bir dörtlü var. Bakalım. Biz de çok güzel bir seri yakaladık son dönemde. Üst üste belki kolay maçlar da geldi. Onu kabul ediyorum ama puan farkını açmamız iyi oldu. Gidelim başlama vuruşuna. Çok güzel burada oyun kalitesi bakımından fark yarattıkları yerler o ilk zemin ve Konya stadı. Biraz patates tarlasını andırsa da umarız maçı kazanırız. Hücum odağımız yine sola kaydı gitgide. Perotti ortasını yapsın bakalım. Ah be Samatta. Bir orta daha. Olmadı. Konya hiç gelmedi bile üzerimize. İlk yarıda uyuyoruz. Biz de ciddi atak yapamadık. 10 şutumuz var ama sahaya yansıtamadık bunu. Hiç şutları yok. Hiç gelmedi Konya. Varınızı yoğunuzu ortaya koyun diyeceğim. Fark yaratmalarını bekliyorum. Taktiklere de geleceğim. Pozitif futbol hücum ağırlıklı yapacağım çünkü gelmeye niyetleri pek yok. Wilshere'in yerine Valencia'yı atacağım kanada. Geçen maçın yıldızıydı. Gökhan Gönül çok kötü. Altay neden bu kadar kötü oynuyor? Hiçbir fikrim yok. Gökhan'ın yerine Nazım'ı alacağım oyuna. Hücum. Bakalım Caner de kötü bugün. İkinci yarıya böyle başlayalım. Caner. Uf, maçı kurtarıyordu Caner. Başarabilirsiniz ya. Ömer Ali izin vermedi. Şu an duvara karşı maç yapıyoruz. Bakalım. Valencia, Ozan. Gustavo. Vavro. Perotti arkaya. Caner güzel orta. Bir açamadık şu duvarı. 60 oldu dakika. Şu atak geçince yine bakacağım bir. Uf, aman, vallahi yiyorduk. Savunma arkasına saklamaları lazım. Bir korner daha. Ömer al götür. Aa, hemen foul zaten. Şu taktiksel anlayışa artık dokunmam lazım. Düşünüyorum ekstra ne yapabilirim diye. Aklımdan türlü planlar geçiyor. Gustavo'yu stoperin ortasına kaydırıp Caner'i buraya alıp Caner'in yerine Mert Hakan'ı değil Sosa'yı. Nazım'ı yeni almıştık oyuna. Nazım'ı çıkarıp Petersen'i düşünüyorum. Çift forvete dönmeyi, bir 3-5-2'ye dönmek fikrim var. Biraz da mecbur kalacağım buna. Çünkü açılmıyor yani Konya savunması şu an. Sosa. Bekler boşaldı tabi. Konya'da yavaştan gelmeye başladı üzerimize. Üf, çok kötü bir gol yedik ya. Talimatları bekleri çıkarmayacağız. Göbekten oynayarak fazla bekletmeden orta aça döneceğiz. Tempo yükseltiyorum.
Savunmayı da artık ön plana çıkartıyorum. Hadi beyler. Oyuncuların başarabileceğine inanıyorum. Olmayacak gol yedik bir de. Bravo Samatta. İndir. Ah be Petersen. Valencia, Petersen. Vardan döndü gol. Vur kafayı. Ah yine kaçırdı Tisserand. Aferin Gustavo, hızlı çıkın. Ah Valencia, oradan kaleye vuruyorsun. Aferin. Ya Samatta. Samatta skoru eşitledi. Aşırı hücum ağırlıklıya dönüyorum. Başarabilirsiniz tekrar. Şey yapacağım. Ömer Faruk çok yoruldu. Yerine Pelkas'ı soktum. Sosa. Uf, direkten döndü. Şişir Sosa. Son atak. Samat da ortada, Petersen'i bul. Ah be korner. Caner yok oyunda. Sosa'dayız. Sosa. Tekrar şişir. Olmadı. Vera Petersen. Ah indirdiler. Varı incele, dakika 90. Penaltı. Uf. Sürpriz olmasın. Hadi Perotti. Allah'ım. Perotti 90'da penaltı kaçırdı. Oyun cilvesi diyelim, ne diyelim? Perotti 1 puanı Konya'ya hediye etti. 2 puanımız da mal oldu. Olsun. Böyle maçlarda olması lazım. Oyunun tadı tuzunu da belirleyen maçlar bunlar. Ama şu oyuna yakışmadı Perotti. Yani bence iyi performans göstermedik. Bu maçı almamız gerekirdi ama çok pisi pisine kaçan bir beraberlik oldu. Beraberliği kurtardık da 3 puan gitti. Kalecileri maçın adamı oldu Konya'nın. Yine istediğimiz ortalama hareket bölgesini bulduk ama saha haritasında o kadar iyi değiliz bakın. Yani Konya bayağı kapalı bir savunma yaptı bize. Biz de açmakta sıkıntı yaşadık. Tabii yani o penaltı olsa yine aldık maçı ama affı yoktu, kötü oynadık bu maç. Sözleşmesi sona eren oyuncular geldi. Loic Nego'ya ben bir anlaşma attırmak istiyorum sağ bek olarak. 29 yaşında 3 yıllık kontratı okeyim. 10 asist yaparsa parasını da bonusunu da alsın. Bu bedellere tamam ya. 689'a 3 yıllık. Belli bir madde olmadan Loic Nego'yu sene sonu kadromuza katarız. Dorukhan ve Ali Akman'a sözleşme öneremiyoruz. O kötü tarafı işin. Ama takipteyiz. Boşa çıktıklarında ikisi de radarımızda. Mesut'a da baktım. Mesut da şu an imza attırmaya kalksak ne kadar ister? Temsilcisiyle bir konuşalım. Yıllık 12,11 maaş istiyor. Şu an önerebileceğimiz bir seviye kesinlikle değil. O da takip listemizde ama. Tolga'nın sözleşmesi bitiyor. Bakalım Dorukhan'ın durumuna göre onu biraz daha bekleteceğim. Sene sonu düzgün bir antrenör raporu da yapacağım. Antrenör kadrosunu da yenileyeceğim. Şu anlık durabilir bunlar. Mesela Fatih Yıldız kondisyon antrenörü 15. Kalabilir o. Beri Pardo kalmayacak. Fenerbahçe sempatisyanı Zeki Hocam. Keşke profil biraz daha iyi olsaydı. Sizi de tutmak isterdim ama kusura bakmayın. Umut Hocam kalacak. Ata Özgür Hocam'dan daha iyi fizyoterapist bulunabilir. Melikşah Hocam'ın veri analizi 13. Onu da bulabiliriz. Mehmet Aurelio'yu seviyorum. Sempatim var adama.
O yüzden asistan menajeri sene sonuna biraz kararı bekletelim. Orada karar veririz. Mustafa Ülger gözlemci yani. Hadi onu kadroda tutabiliriz. Aa Tahir hocam. Gençlerle çalışmaya baksana ya. Altyapı sorumlusu. Tahir hocam kalsın. Sempatiden kazananlardan. Gökhan hocamın da gençlerle çalışması iyidir. O da kalsın. Tayfun hocam asistan menajeri oranın. Yani kalabilir. Ekrem hocamın pek yani soru işareti. Kararı bekletelim. Yasin Ciraf kaleci antrenörü. 9-9-9 yani. Serkan hocam. Rize raporu gelmiş. Topa sahip ol sistemiyle oynuyorlar. Rize'yi bu arada çok severim. Resmen Fenerbahçe'den sonra gönül verdiğim takım diyebilirim. Yani Süper Lig'de bayağı sevdiğim, sempati duyduğum bir takım. Bakalım onlarla karşılaşacağız. Mert Hakan 3 haftalık sakatlanmış. Kötü olmuş o. Wagnoman satılık değil. Ama listemizde tutacağız. Elbet Wagnoman'ı alacağımız bir zaman gelir. Hisaj da boşa çıkacak. Yani şu an temsilci detaylarını görüşelim. Bunun yıllık ücreti Nego'ya bağlı olarak bir geride bekleyelim. Ali'ye teklifler yapılmış. Çocuğu Amerika'ya da göndermeyelim ya. Hep Amerika'dan takımlar. Ali Akman'a bir bonservis ücretini soralım. Hulk'un boşa çıkmış olması lazım 31 Aralık bugün. Ona bir imza attırmayı denesek ne isteyecek bizden? Mali gücü olduğunu inanmıyor. Hulk'un bir temsilci detaylarını görüşsek. Yıllık 24,44 maaş mı istiyor? Ne yaptın ya? Pele de serbest kalmış. Onun temsilcisiyle bir detayları görüşelim. Yıllık 15 milyon euro da o istiyor. Bunlar uçmuşlar ya. Böyle bedeller olabilir mi? Bizim Diego da boşta. Ona da selam olsun. Zinchernagel kulüp Brügge gitmiş. Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden ayrılmış, Brexit olmuş. Aylık performans raporu gelmiş. Savunma istatistiklerimiz alışılmışın dışında iyi. Hücumda bizden iyi bir takım var. Biz buradayız. Hücumda biraz daha gelişeceğiz bence. Ali Akman'a hep teklifler şeyden geliyor. Değişik bir şekilde Amerika'dan geliyor. Ayın oyuncusu Tete olmuş. Samatta'yı yine yemişler. Harun Tekin gider ayak antrenörlük lisansında bize mi şey yaptı, faturalandırdı? Şu transfer sezonu bir açılsın da o zaman görüşelim. Dorukhan'a Vitória Pilsen, Red Star, Dinamo Moskova talipmiş. Menajer değerlendirmesinde Ankara Gücü beraberliğine takılmışlar, haklılar. Takım dinamikleri güncellemesinde de sıkıntı yok. Samatta'nın performansı hiç hoşuma gitmedi. Serdar Aziz yine burada. Ali Akman'ı 3-9 istiyorlar. Oho 4-8'e çıktılar. Biz Rize maçına gidelim. Novak bu arada ay sonu gidecekmiş. Ocak ayı maaşını da alıp öyle gidecek Novak. Rize maçına Serdar'ı hak etti formayı. Perotti'yi 10 numaraya atma planım var. Solda Tiam'la başlayacağım. Tiam forma giysin istiyorum. Ya gerekirse kiralayacağım onu. Popis'i yedeklere alalım. Sadık izleniyormuş kiralık olarak. Bence Sadık'ı kiralık yollayabiliriz bu arada. %100'ünü karşılayan varsa. Böyle gidebiliriz. Güzel duruyor takım. Hadi beyler şu beraberliği unutturalım ya. Çok canım sıktı o son maçtaki beraberlik. Perotti 10 numaraya kaydırdım. Thiam'ı oynatıyorum bugün. Belki Thiam'a bir talip de çıkar. Thiam'ın da performansını görmek istiyorum çünkü. Beşli defans çıkmış Thomas hocam. Gidelim bakalım başlama vuruşuna. Serant doldur. Çok güzel. Samat da. Ozan. Gökhan ortayı yap. Tiam! Biliyordum. İçime doğmuş adamın atacağı. Gökhan'ın ortasında. Ah! Yine mi gol iptal ya?
Tabii ki iptal edildi. Alıştık artık. Çocukların da moralini bozacaklar. Daha çok çabalayın diyeyim takıma. Caner, Gustavo. Gustavo yine sarı görmüş. Perotti. Gökhan. Penaltı. Bu penaltı. İzle izle. Biz de görüyoruz buradan. Tam Perotti penaltısı aldırmış olacak eğer aldırırsa. Penaltı yok. Neyse. Maşallahı var ya bugün. Caner. Gustavo. Ozan. Hakem bir golü iptal etti, bir de penaltı iptal etti. Daha ne yapacak acaba? Bir de 10 kişi bırak bizi istersen birazdan. Ozan ver ara. Neyse. Dön kanada Gökhan'a. Uf, güzel pas. Atamadı Vişehir. Biraz daha hücum ağırlıklıya dönebiliriz. Rize henüz pek gelme gibi bir niyeti yok. Ama Loic Remy beni korkutmuyor desem yalan söylemiş olurum. Öyle bir tecrübeyi forvette görünce. İster istemez bir geriliyorsun. Ver Perotti'ye. Samatta ve gol. Tamam. Aferin Wilshere. Wilshere'in varlığı beni mutlu ediyor. Çok iyi geliyor savunma arkası pasları. Caner sakatlandı. Kötü oldu bu. Sol bekimiz daha gelmemişti çünkü. Caner'in yerine ne yapabiliriz? Yine fantezik bir iş yapacağız. Deniz Favro'yu alıp üçlü defansa döneceğim. Gökhan'ın yerine de Petersen'i alacağım. Forvet'i çiftleyeceğim. Forvet'i pivot forvet destek şeklinde yapayım. Şimdi göbekten içlere doğru oynatacağım. Bekler fazla beklemeden ortayı açsınlar. Daha ortadan giden bir takım yaratmaya çalışacağım bu değişiklikle. Devrede 1-0'lık üstünlüğümüz var. Daha iyisini yapabileceğinizi biliyorum. İnancım tam ekibe de. Ozan, Tiam, Gustavo, Perotti, Wilshere ve Wilshere. Perotti'nin savunma arkasına pasında Wilshere asisten sonra golünü de attı, maç geldi artık. Güzel. Tiam'ı da alayım oyundan. Tiam'ın yerine Pelkas'ı. Perotti yerine Wilshere'i 10 numarayı alıyorum. Oraya Ferdi'yi atıyorum. Ve belki fark yaratır diye Samat da yerine de Sisse'yi alayım. 2-0'ın verdiği rahatlıkla son 30 dakikayı öyle oynayalım. Ferdi. Petersen yine duvar oldu. Ferdi Var'ın başına gidiyor hakem yine. Sisse'yi düşürdüler. 2-0'ken verir penaltıyı. Biliyorsunuz artık klasik haline geldi bu. Biz maçı koparınca bir penaltı geliyor. Ya, penaltı verildi. Samatta'yı da tam çıkarmıştık ya. Neyse, Sisse atsın bu golü de. Perotti vurmuyor. Onu da çıkardık. İyi. 3-0 oldu. Güzel. Takıma da bir teşekkür edelim. Süpersiniz diyeyim kenardan. Umar hızlı adam. Ona çok top yaptırtmamak lazım. Uf. Serant kaçırdı, golü yedik. Ferdi al götür bakalım. Wilshere. Pelkas. Wilshere. Ah be. Tam Tolga Ciğerci vuruşu yaptı. Olsun, Wilshere'e laf yok bu maç özelinde. Artık son dakikalar. Umar. Aferin Serdar. Daha neler? Altay tuttu. Manyak transfer yaptırmak istiyor kendini de yok yani. İzliyorsunuz beyler, izliyorsunuz. Neyse, Allah'tan uzatma dakikalarına girdik. İyi, güzel. 3-1 ile dönüyoruz Rize maçından. Wilshere efek vardı, yine maçını aldırdı. Jack Wilshere'i seçip muhteşem performansım vardı diyeceğim.
Sağdağa kiralama teklifleri gelmiş. %10'una vermem Sağdağı, onu geç. Burada %0'a veriyor. Hadi oradan abi. Bizde kalsın daha iyi. Caner Erkin 2-3 hafta yok. Umut Meraş'ın acil gel Umut. Geldiğin gibi maçlara çıkacaksın resmen. Allah'tan Sivas deplasmanı öncesi geliyor Umut Meraş. Maç sonu analizde hareket bölgelerinde gördüğünüz gibi ciddi bir Samat'ta Tiam resmen ikinci forvet gibi tamamlamış onu. Orada topu tuttuğumuzda kazanabiliyoruz. Burada renk değişimini sağladığımızda. İleri paslarımızda artış var. Wilshere'de de mükemmel performans var. Nazar değmesin, 12 maç 5 gol 3 asist. Yıllar sonra kariyerini topladı. Hatta kariyerinde en çok gol attığı sezonu benle yaşıyor şu an Wilshere. Güzel. Benevento Harun'u transfer etmiş. Şuna bak, yıllık 631'den sözleşme imzalamış. Yolu açık olsun. Maaş bütçemiz bir tık daha açıldı. Sivas raporunda ne var? Topa sahip olarak oynuyorlar. Presli. Yine klasik 11'ine bakalım Sivas'ın. Rıza hocamın. Faysal Fajir var. Kayode'yi kanada atmışlar. Şu taraftan sağdan açıktan gelmeye çalışacak bir Sivas var. Bakalım. Ve transfer sezonu açıldı. Biz de Umut Meraş ve Yusuf Yazıcı renklerimize katıyoruz. İyi oldu bu. Umut Meraş, ben şöyle kenara çekileyim. Şu an bak Novak'tan daha iyi durumda. Ya, sol bekte Caner'le hemen hemen eş yetenek ve potansiyele sahip bir adam aldık. Zaten geçen FM 20 kadromdan aldığım ilk adam galiba Umut Meraş. Yine burada da güveniyoruz ona. Ve 1,2 milyon euroya aldık. Şu an 2,7 piyasa değeri var. Bence gayet mantıklı bir yatırım yaptık. Yusuf'a geliyorum. Yusuf'un 8'e çıkmış değeri. Biz 6,5'a aldık onu ki 3 yıllık bir ödeme planıyla aldık. Bence fark yaratabilecek bir oyuncu. Şu an 10 numaranın zaten en iyi oyuncusu. Orta saha merkezde de Gustavo Sosa'dan sonra Wilshere seviyesinde ve potansiyeli daha yüksek bir oyuncu. Fark yaratabileceğine inandığım bir oyuncu yani kısacası. Maaşı bakımından da ekstra ekstra önemli bir katkı oldu bizim için. Oyuncudan lisans kaydını yaptırayım. İkisini de ekleyelim. Forma numaralarını belirleyelim şimdi. Yusuf Yazıcı'ya bir 17 yakışır. Umut Meraş'a da 41 kere maşallah yapalım onu da. Kiralık oyuncuların aylık özetinde ne var bakalım. Emir Köksal iyi durumda. Frey 20 maçta 10 gol atmış. Helal olsun Frey'e. Dönüşünde satarız. Aferin. Haftanın takımına Wilshere girmiş. Güzel. O Çin pazarı da girdi Nego'da işe. Nego'yu elde muhtemelen tutamayız. Sivas deplasmanına gidiyoruz. Tam bir Ocak deplasmanı. Çok kötü zamana denk gelmiş. Caner'in sakatlığı var. Orada mecburen Umut Meraş oynayacak. Perotti sola geçiyor. Yusuf göbeğe geçiyor. Tam bir 3-10 numaralı düzen gibi oynayacağız aslında burada. Merak ettiğim bir sistemdi. Hızlı çıkacaklar maça. Forvet'e bir tek Samatta'yı koyacağım Petersen yerine. Ben bu şekilde gidebileceğimizi düşünüyorum. Nova'yı çıkartacağım tabii oradan. Bu arada Sinan Gümüş'ü de kiralık olarak gönderebilirim. Çünkü ben de hiç oynamıyor şu an. Onu da kiralık olarak takımlara önereyim. Bu şekilde gidebiliriz bence. Hadi bakalım beyler. Meşhur Ocak ayı Sivas deplasmanına çıktık. Gökhan, Wilshere, Ozan geçmedi. O aferin Ozan. Daha vardan penaltı mı çalacaksın ona? Daha neler ya? Penaltı verdim. Hadi Altay. Dakika bir gol bir olmasın. Ah be neyse. Daha çok çabalayın. Daha dakika bir. Çok kötü oldu bu. Yusuf'tan döndü. Perotti. Samat da hepsini geçip pozisyona zor girer orada.
Hakem neyini izliyor bunun? Ceza sahası içinde olmadı o. Penaltı yok. Onu gördük. De faul versin bari. Atak geliştirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Konsantrasyonu kaybetmemesi lazım takımın. Hadi ama. Aferin Serhat. Çizgi üzerinden çıkardı. Samat da kötü bugün. Wilshere de kötü. Üretemiyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz. Takımın canlanması lazım acil. Hangi değişiklikler doğru olur onu bulmak lazım. Wilshere kötü bugün. Onun yerine Valencia'yı alacağım. Samatta'nın yerine de Petersen'i katacağım oyuna. İkisiyle değiştirmeyi deneyeceğim akışı da bakalım. Aferin Gökhan. Uf. Dağlara taşlara vurduk evde. Perotti al götür. Dön yukarıya. Çok güzel pas Gustavo. Bir de güzel ortaya gelirse dedim olmadı. Doldurun. Dediğimiz pozisyonlara giremiyoruz bu maç. Perotti, Valencia. Beraberliği yakaladık. Güzel, Valencia'nın kornerinde. Perotti'nin kornerinde Valencia golü attı. Ozan Sosa değişikliği düşünüyorum. Takımın daha fazla ofansif taraftan da işlemesi adına. Yusuf'la Petersen'i dokunmayı düşünmüyorum. Umut Meraş'a da dokunamam. Sosa'ya güveniyorum. Gönder Sosa. Ah be Vavro. Hücum ağırlıklıya dönüyorum. Uzatmalar artık. Sivas deplasmanında beraberlik oldu. Ocak ayının deplasmanları sallantılı geçmeye başladı. Tisserand maçın adamı olmuş. Bir puanı Valencia'nın golüyle kurtardık. Sinan Gümüş Eintracht Frankfurt tarafından kiralanmak istiyor. Teklifi kabul edelim. Yusuf Türk futboluna geri döndü. İki maçı üst üste kaybettik ve 4 maçtır gol diyoruz. Denizli maçında bazı şeylerin değişmesi gerekecek demek bu. Bu tarafta da Thiam'ı kiralık gönderebilirim. En azından 6 ay bir kendini o da oynar geliştirir. Çünkü Pelkas'ın da arkasına düştü. Bu maaşı verirler mi tabii ona bilmiyorum ama. Ali Akman Orlando City ile anlaşmış. 5.750 minimum serbest kalırı var. Oradan biraz daha oynadıktan sonra alabileceğimiz düzeyde. Denizli raporunda dikey tiki taka sistemiyle oynuyorlarmış. Hızlı hareketli. Denizli maçında takımın bir kendini affettirmesi lazım izleyiciye. Bir bölüme iki beraberlik çok fazla. Nego tahmin ettiğimiz gibi Çin'in yolunu tutmuş. Yıllık 500 bin kazanırken, pardon 202 bin euro kazanırken 2,5 milyon euro sözleşmeyi görünce uçmuş gitmiş yuvadan. Nazım 3-4 gün doktora verelim. 1-2 gün halletsin Nazım'ı. Bu da yeni sağ bek arayacağımız anlamına geliyor. Urkan için 2-4 istiyorlar. 2-4 veriyorum. 4-6 istiyorlar. Onlar da garip iş yapıyorlar. Oytun Özdağ'ın sıkıntısı varmış. Gökhan'dan sorunu çözmesini isteyelim. Yeni sözleşme istemekten vazgeç. Zaten isteseydin de vermezdim Oytun. Sinan Gümüş'ün sözleşmesini iptal etmiş Eintracht Frankfurt. Biz onu kulüplere önerelim. Köln %10 teklif yapmış. Eintracht Frankfurt yine %100'ünü karşılıyor da sana gidemiyor ki. Neyse biz içeride Denizli maçını oynayacağız. Taktik seçimine dönelim. Caner'in sakatlığı tam atlatılmamış. Sinan'ı bir yedeklere alalım. Olmadı oyuna sokarız. Ferdi'nin yerine şimdilik alalım. Bir böyle gidelim bakalım. Samat da geçen maç çok kötüydü. Nils Petersen'i oynatacağım bu maç. Bu 11 ile gidebiliriz bence Denizli maçına. Perotti'ye sallamışlar. Prusineçki yönetimindeki Denizlispor'a bakalım neler yapacağız. Petersen'le de bir konuştum. Son 5 maçtaki 2 beraberlik moral bozdu ve ikisi de çok saçma sapan beraberliklerdi. Ocak deplasmanları bizi yordu. Kanatsız bir oyun oynuyor Denizli. Kanatlardan gelerek rahatça yıkabileceğimiz bir maç gibi
Benziyor bakalım ama. Petersen'in itildiğini söylüyormuş. VAR incelemesine Mustafa Öğretmenoğlu penaltı diyor. Güzel. Perotti artık sürprize yer yok herhalde. Güzel. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin. Affettirme maçımız bu kendimizi. Al götür Perotti. Yine izlemeye gidiyor da dışarıda ya. Bu seferki penaltı değil. Doğru karar hakemden. Serbest vuruşa devam edelim biz. Mustafa Yumlu sarı kart gördü. Birazdan atılır Mustafa Yumlu. Yusuf Yazıcı olmadı. Ya kaçırma ama. Resmen no name adamdan gol yedik. İsmi gücü olmayan offside ama. VAR da bu maça damga vurdu. Sürekli VAR kararı. 16 dakikada VAR'la kararlara bak, iptal oldu gol. Serant kötü oynuyor bugün. Petersen de pek verim vermedi. Devrede ikisini bir değiştirelim. Gidelim soyunma odasına. Daha iyisini yapabileceğini biliyorum takımın. Serdar Aziz Tisserand yapalım. Onu standart stoper savunma oynatalım. Petersen'in yerine Samatta'yı koyuyorum. Jack de bugün kötü. Onun yerine de Valencia'yı alalım. İyi güzel Umut Meraş da performansıyla koymaya başladı. Sosa Ozan değişikliğini de yaptım. İkinci yarı çok lay lay lom geçti. Bir Pelkas Yusuf değil. Sinan Gümüş Yusuf yapayım. Sinan'ı forvete atayım. Belki gol falan atar. Talibleri çoğalır diye. Umut, Perotti, Samatta, Sinan, Sosa. Ver. Valencia ve gol. Güzel 2-0. Valencia bayağı skor katkısı yaptı ya. Wilshere Valencia kanadı sağı kapattılar. Güzel. 4 maçtan sonra gol yememek önemliydi. 2-0 kazandık. Umut Meraş'ın maçın adamı olması beni ekstradan mutlu etti. Teşekkür ederim ekibe. Serdar sarı kart sınırına ulaşmış. Güzel. İleriye paslar güzel. Çok etkili olamadık bu maçta da ama galibiyet önemliydi. Kasımpaşa topa sahip olla oynuyordu hatırlarsanız. Kupa maçında dediğim anda Umut Meraş sakatlandı bu sefer. Oyun bizi zorlamaya başladı. Aa, Şumidika kovuldu. Elveda Şumidika, seni özleyeceğiz bu ligde. Senin kiralık sözleşmesi yine iptal edilmiş. Oynamayan adamlarımı kiralık göndermek istiyorum. Ama belli maaşlarını karşılayabilecek kulüpler çok az. Eintracht Frankfurt, yine sen teklif yapıyorsun da senin karşılayamadığını biliyoruz. %10'la da Sadık'ı göndermek istemiyorum. Biz Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa maçını da oynayalım. Bu bölümün sonuna gelelim yavaştan. Caner hala sakat. Mecburen Tisserant'ı atmak zorunda kalıyoruz oraya. Yedekleri oynatalım ki talipleri çıksın. Valencia, hatta Ferdi, Nazım, Sosa oynasın. Ferdi'yi ona kaydıralım. Sinan Gümüş koyalım buraya. Tolga Ciğerci, Gustavo. Pelkas Perotti. Tiam'ı da forvete atıyorum. Bu şekilde gidelim. Yedeklerden kurulu bir kadromuz var. Kupa maçında geçelim. Sonrasında göndereceğimiz oyunculara daha yoğunlaşabiliriz. Buradan da talip çıkar umarım. Uf, Ferdi çok güzel attı. Güzel. Sosa'nın asistinde. Atakta yiyoruz ama. İlk yarı sonu. İlk yarıda pek atak olmadı. Bence övgülerin hakkını vermek zorunda takım. Pelkas da çok kötü oynuyor. Pelkas'ı 10 numarada oynatamam. Oranın rotasyonu çok geniş. Ama Pelkas'a da böyle oynarsa yavaştan yol gözüküyor gibi. Forvet'e Sisse'yi atalım. Fırsatçı golcü. Aytaç. Güzel. Ferdi'nin attığı golün üstüne yatıyor muhtemelen takım şu an. Serant. Nazım. Aa, penaltı verecek galiba. Bir VAR'dan izlesin bakalım hakem. Ha tamam, iptal etti. Tiam da kötü oynadı bugün. Sosa. Sosa elini kaldırdı bakalım.
Ver aşağıya. Yedekler resmen 1-0'ın üzerine yatmaya çalışıyorlar şu an. Aferin Serant. Ops, aman aman. Uf. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin diyorum. Güzel, yedeklerin kazandırdığı bir kupa maçı oldu benim için. Talip çıkarsa ne ala. Güzel başlangıç yaptık. 20 maçta 17 galibiyet. Güzel. Ve şu kadroyu biraz temizleyebilsek çok daha memnun olacağım. Pelkas'ı da kulüplere önerebiliriz bence. O da bir kiralama düşünebiliriz. Pelkas'a da herhangi bir teklif yok. Türkiye Kupası kura çekiminde Galatasaray. Erken derbi oldu, güzel oldu. Çeyrek finalde çıktı Galatasaray. Galeno'ya bir teklif yapmak istiyorum. Braga'dan tanıdığım bir oyuncu, genç Brezilyalı. Gelecekte de daha çok para edebilecek bir oyuncu. Hızlanması ve driblingi çok iyi. İki kanatta da oynayabiliyor ama tabii ki kolay transfer olmayacaktır. Daha direkt yönetimle de görüşebilirim. Başkan pek oralı olmadı. Biz teklif yapmaya kalksak, şöyle bir teklifle kapılarını çalsak olmaz dediler direkt. Galatasaray'ı elersek de Alanya Antalya derbisinin kazananıyla oynayacağız. Ünal Karaman Antep'in yeni menajeri olmuş. Ankaragücü de Trabzon'u eledi. Güzel. Erzurum raporunda organize kontratak sistemi, yani biz geriye yaslanacağız. Açık alanda geçit bulmaya çalışacağız diyor. Güzel. Ferdi sakatlanmış. 8-11 gün dinlensin. Hulk'la bir masaya oturmak istiyorum. Bir vaatleri sonlandıracağım. 1 yıl, 2 yıllık kontrat yapabilirim Hulk'la. 1-12. Daha çok performansa dayalı bir sözleşme vermeyi düşünüyorum ona. İmza parasını bir tık arttırabilirim. Komisyonu da, temsilci komisyonunu biraz arttırsak 2 yıl bence Hulk'tan verim alabilirim ben ya. Erzurum maçı geldi. Galeno'ya yaptığımız teklif reddedilmiş. Erzurum deplasmanı vakti geldi. Bir hızlı seçim yapalım. Hem Caner hem Umut Meraş yok. Yine Tisserant'ı kanada atacağım. Ama Serdar Aziz de cezalı bu sefer. Pek hoş olmadı bu durum ya. Elimiz mecbur. Göndereceğimiz Novak'la çıkacağız bu maça. Başka çare gözükmüyor. Böyle gidelim. Yapacak bir şey yok. Oo, Erzurum deplasmanı da ocağa denk geldi. Şu Ocak ayından bir çıkarsak memnun olacağım. Baksana sahaya. Novak. Ters vuruşta kaleci. Sosa. Gustavo vur. Olmadı. Vavro. Perotti. Ver araya. Wilshere. Uf, Wilshere Erzurum deplasmanından çıkartacak golü buldurdu bize. İşte tecrübeli ayaklar. Perotti, Wilshere. Çok güzel gol. Aferin Sosa. Yok. Faul mü? Çok da faullük bir şey yok gibiydi ama hakem bir izlesin bakalım. Penaltı yok. Beklediğimiz bir karar. Çok güzel. Yok. İyi bari. Allah tüh. Novak sakın. Hah, penaltı yaptırırsa falan diye korktum. Götür Yusuf Yazıcı. Wilshere. Devam şişir. Üf, Yusuf Yazıcı. Fenerbahçe'ye hoş geldin.
Ağları al, dağları. Güzel. Samatta'nın arkası şıkır şıkır şu an. Sosa. Kontra mı yiyoruz? Yok. İlk yarı böyle biter herhalde. İyi bir oyun var. O değişiklik yapmayı düşünmüyorum. Biraz Samatta'ya ters bir oyun bu. Soyunma odasına gidelim. Daha iyisini yapabileceğine inanıyorum takımın. Samatta'nın yerine Alman kulemizi koyalım. İkinci yarı onunla başlayalım. Sosa. Gustavo, Yusuf. Sosa. Gökhan. Aferin Tisserand. O bir tek kendi kalesine attığı maçta saçmaladı zaten Tisserand. Normalde iyi oyuncu yani. Sosa. Wilshere. Petersen. Perotti. Farnol. Aç Sosa korneri. Uf, kaçırdı Petersen. Bir durduralım bakalım. Tisserand'ın yerine Sadık girsin diyor. Girsin. Sorun değil. Hatta Nazım Sangare Gökhan değişikliği de yapacağım. Bir de Pelkas Yusuf Yazıcı değişikliği yapacağım. Sosa. Ah. Olmadı. Sosa Mert Hakan değişikliğini de yaptım. Artık son dakika. Petersen de kaçırdı golü. Petersen suskunlaştı bu bölüm ya. Neyse, Erzurum deplasmandan 2-0'la dönüyoruz. Teşekkür ederiz takıma. Şu deplasmanı kayıpsız geçmek önemliydi. Wilshere acayip bir gol attı. 7 puanlık farkı da koruyoruz. İkinci ile aramızdaki. Perotti sakatlanmış. 1-3 gün o sorun değil. Gençler Birliği öncesi bu bölümü sonlandıralım. Son olarak rapora da bakayım. Tabii ki 3. bölgede çok top çevirdiğimiz. O Perotti, Yusuf Yazıcı, Wilshere efekti bu. Wilshere yine maçın adamı oldu. 15 maç 6 gol 4 asist oldu. Wilshere şova devam edecek. Galeno'ya sözleşme öneremeyeceğiz bir türlü. Beklentileri çok yüksek ama öteki taraftan takımın fikstürüne bakalım. 2 beraberlik, 2 kötü beraberlik aldık deplasmanda bugün ama sonrasında bence üst üste şu 4 maçta gol yedikten sonra savunmaya oturttuk 3 maç. 2-0 Denizli, 1-0 Kasımpaşa, 2-0 Erzurum geri topladık. Ocak ayı bir tık sallantılı geçiyordu ama topladık gibi. Ya bu bölümün burada sonuna gelelim. Yeni transfer olacak mı? Bakalım. Gençler Birliği kiralık istiyormuş Pelkas'ı. Tiam'ı da yine Gençler Birliği kiralık istiyor. Bunları satabilirim. Bakalım Hulk'tan gelecek cevabı da bir çok önemli. Hulk'u katabilirsek kadroya bir anda sağ acayip alternatif olur. Wilshere, Valencia, Hulk. Orada acayip alternatif yaratır ki forvete de yaratır Hulk. Yine sola da yaratır. Fark yaratabilecek bir takviye olur. Onu heyecanı biraz gelecek bölüme kalacak ama olsun. Eğer buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Katıl butonumuz sizler için aktif diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.